merhaba. Bugün Fransa'nın La Rochelle şehrindeyiz. Buraya ilk kez geliyoruz. Evet, burayla ilgili bazı araştırmalar yaptık. Bu araştırmamızın sonucunda 1000 yıllık tarihe sahip olan, marinalarıyla ünlü olan Atlantik Okyanusu'nun kenarında bir turistik bir şehir olduğunu öğrendik. Şimdi hep birlikte gezelim, hep birlikte görelim. Evet, şu anda sabah saat 9. Gelgitten dolayı oluşmuş olan su farkını burada görebiliyoruz. Sağ tarafımız yat limanı. Burada zaten her yerde yat limanları var da. Hani burası bir dok kapağı var burada. Dok kapağının önüyle arkası arasında yaklaşık 2 metre su farkı var. İçerideki su seviyesini eşit tutuyor ki tekneler bu gelgitten etkilenmesin diye. Parkları şimdi hidrolik tabii, hidrolik olarak çalışıyor. Daha önceden manganez sistemiyle çalışıyormuş ve bunlar da o amaçla kullanılıyormuş, manuel olarak açılıyormuş. Burada ve diğer tarafta da aynı şekilde var. İki kapağı kontrol etmek amaçlı. Buraları sopalar takılıp, ya kalaslar takılıp bu döndürülme kaygıyla kapaklar açılıp kapanılıyormuş. Evet, şu anda hidrolik de tabii kontrol ediliyor. Burada hidrolik kolları görebiliyoruz. Evet, sabah geldiğimizde gelgitten dolayı su seviyesi deniz tarafı yaklaşık 2,5 metre kadar aşağıdaydı. Şimdi saat 12 civarında olması lazım. Saat 1. Evet. Şu anda saat 1 ve gel döneminde su yükseldiği zaman şimdi marinanın kapaklarını açmışlar, görüyorsunuz dok kapakları açılmış, marinanın içine doğru su girişi var. İçerideki suyun seviyesi şu anda eşitlenmiş durumda, hatta dışarıdan içeriye doğru bir akışı var. Sabah buralarda hiç kimse yoktu, şimdi insan dolu, herkes dışarıya çıkmış. Evet, tekrar merhaba. Bu limanın güvenliğini sağlamak için şu iki kule arasına demir çekildiğini öğrendik. Demir zincir çekildiğini öğrendik. O dönemlerde, eski dönemlerde. Evet, şimdi ileriye doğru gideceğiz. Rochelle'nin limanının kenarındayız. Burası da içeride bir liman. Kret koymuşlar. Korsan gemisi gibi. İnsanlar içine dolaşıyorlar. Evet, biz şimdi meydana doğru yürüyelim. Evet, şimdi pazardayız. Bu pazar ikinci el eşyaların satıldığı bir pazar. Hadi şimdi hep birlikte gezelim. Şimdi marinanın kenarından yürümeye devam ediyoruz. Sağ tarafta lokantalar, barlar var. Burada 3 tane yakın ada var. Bu adalara arkamda gördüğünüz teknelerle gezi düzenleniyor. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Surların kenarından yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda da... Evet, surların kenarından yürüyoruz. Surlara çok yakın mesafede evler var. Bunlar da iyi evler. Evet, görünmesi gereken yerlerden biri de arkamda gördüğümüz kule.
Gördük mü? Evet, gördük. Sabah bu açıdan size denizin durumunu göstermiştik. Şimdi bir kere daha bakalım. Deniz gelmiş hali bu da. Ne kadar yükseldiğini buradan da görebiliyoruz. Evet, La Rochelle'in Atlantik Okyanusu'nun kenarında bir şehir olduğunu, bir Fransız şehri olduğunu söylemiştim zaten. Dolayısıyla gel git de burada çok güzel gözlemlenebiliyor. Bu git hali şu anda. Öğleden sonra gelmiş halini de çekeceğiz. Aradaki fark çok ilginç. Evet, bunu da size gösterelim. Burası da yarış yelkenlileri, laserlar, optimuslar, daha büyükler. İnsanlar buradan gündüz şey yapıyorlar, çıkıp antrenman yapıyorlar. Sonrasında tekrar üretiyorlar. Şimdi kumsaldayız. Tablosu var. Bu tabloda kumsalın hangi bölümlerinin hangi bölümlerde yüzüleceğini, yani kumsalla ilgili genel bilgi veriyor. Ayrıca günlük olarak bu yenileniyor anladığım kadarıyla. Sıcaklıklar yazıyor. Ve günün hangi saatlerinde denize girileceği yazıyor. Onunla ilgili başka bilgiler de var. Kumsalın hemen arka tarafında çok güzel bir park var. Büyük bir park. Bu parkta eğlenceler yapılıyor. Arkada etkinlikler yapılıyor. Ayrıca yemek yeme alanları var. İnsanlar burada koşuyorlar, duruyorlar. Şimdi yağmur başladı ama bizim için engel değil. Şimdi sokakları gezmeye devam edelim. Buralarda lokantalar var, alışveriş merkezleri var. Hadi hep birlikte gezelim. Yağmur insanlara da engel değil. Herkes oturmuş yemeğini yiyor.
Evet, burada tren bekleyen yolcular var. Tren garının içi. Evet, burası limanın bir parçası. Evet, müzeye geldik. Şamandıralar var burada. Evet, tepenizde gördüğünüz şamandıranın deniz altında kalan kısmını da görüyoruz şu anda. Suyun altında kalan kısmını. Burası da De La Rochelle Üniversitesi. Parklar var. Sağ tarafımızda da büyük bir marina var. Şimdi yürümeye devam edelim. Evet, şimdi limanın girişine doğru yürüyoruz. Bu yolun üzerinde bir sürü ılgın ağaçları var, yaşlı ılgın ağaçları. Çok güzel bir manzarası var. Kızlar sıraya girin. Evet, böyle sıraya girerekten. Hı? Aferin. Su çok temiz olduğu için balıkları çok net görebiliyoruz.
Rochelle'le gezimiz burada sona erdi. Buranın turistik bir yer olduğunu zaten size söylemiştim. Gezilecek, görülecek güzel yerler var. Biz sizin için çekmeye çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. Umarım siz de gelirsiniz, siz de görürsünüz, siz de gezersiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.